Şimdi Ayşe Kaya adlı sanıyorum bir umunik yalanlamalı arkadaşımız, bir dostumuz Evet. şöyle bir şey yazmış. Kısa bir süre önce COVID-19 belirtileri üzerine test yaptırdım. Ancak testim negatif çıktı. Zatüre teşhisi kondu. Yani COVID dışı zatüre anladığım kadarıyla bu konuda bilgi vermek istemiş. Yani COVID'e benzer bir klinik olmuş ancak COVID testleri negatif çıkmış. Bir de Özlem, Doktor Ramazan Gündüz Karabük'teki yarın doçent arkadaşımız, omurilik yaralanmalı hastalarda, bireylerde COVID pnömonisi dışında derin ven trombozu, damar tıkanıklığı, pıhtılaşma bozukluklarıyla ilgili literatürde bir bilgi var mı diye soruyor. Yani şu andaki bilgilerde bunlara bir eğilimde artmayla ilgili, yani en azından şunu anlıyorum. COVID omurilik yaralanma bireyler COVID geçirdiklerinde pnömoni yanı sıra damar ve pıhtılaşma problemleriyle karşılaşıyorlar mı şimdiki bilgilere göre? Şöyle, literatürdeki hiçbir yayında koagülasyon bozukluklarıyla ilgili ya da DVT ile ilgili bir veriye rastlamadım. Ama tabii aslında COVID-19'un koagülasyon sistemini etkilediğini, pıhtılaşma bozukluklarına sebep olduğunu biliyoruz. Tabii omurilik yaralanmalı hastalarda da bu duruma artmış bir risk eğilim söz konusu pıhtılaşma bozukluklarına. Ancak yapılan yayınların hiçbirinde bununla ilgili bir veriye rastlamadım. Hani bu açıdan tekrar taramak gerekebilir tabii. Ancak benim bilgim yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başka sistemden şeylere bakıyorum bu arada. Böyle çok değerli hocalarımız Adana'dan Rengin Hoca, Marmara Tıp Dekanı Hakan Hoca ve Belgin Hoca, çeşitli hocalarımız da aramızdaydı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Bu sunumlar şu anda kaydediliyor. Şey yapıldıktan sonra hani bu ham kayıtlar detaylandırıldıktan sonra bizim sitemizde çok kısa süre içinde yayınlanacak. Ben çeşitli ortamlarda bu derneklere de TOFD'ye de bizim uzmanlık derneklerinde bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Başka var mı acaba şeyimiz? Semra Hanım, acaba şu anda Omurilik Felçleri Derneği'nin, Türkiye'deki en büyük derneğin en yetkilisilerinden birisiniz. Birkaç şey söylemek ister misiniz? Herkese tekrar merhaba. Değerli hocalarımdan çok güzel bilgiler aldım. Özlem Hocam size de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Çünkü benim seviyem T456, torakal 4. Yani tehlikeli bir seviye solunum kasları açısından. Üstelik bir de kanser olayı yaşadığım için biraz daha tedirginim açıkçası. Bir de manuel sandalye kullanan bir insanım. Ellerimi sürekli kullanıyorum. Dediğiniz gibi hep elimde bir ıslak mendil ya da bu antiseptiklerden mevcuttur. Değerli hocam, kitabını yazan Ozan Hoca. Ozan hocam, ona da çok teşekkür ederim. Ben de COVID tanısı konmadan önce TEDx İstanbul'da konuşmacıydım. Eğer siz de omurilik felcinin yine kabullenme süreci, baş etme sürecinin öğren yani tekrar dinlemek istersiniz bir kadının gözünden. Hocamın yaptığı gibi aslında hepimiz kendimizi kağıt kaleme ifade etmeliyiz. Hepimiz o kadar güzel hikayeleri var ki, başarı hikayeleri bunlar. Bizim bakım merkezimizdeki arkadaşlarımın da öyle. Kimsesi olmayan bakıma yoksun arkadaşlarımız, kişilerin çoğu. Bizzat sosyal incelemelerine ben gittim ve bizim bakım merkezimi kabul gördüler. Ve şu anda hepsi çok değerli bizim için. Ne kadar kendilerinin değerli olduklarını ve üreten insanlar olabileceklerini gösteren birçok arkadaşım var. Ama birçoğu da tetraplejik. Belki onlara da mikrofon açıp söz hakkı vermek isteriz. Diğer tanımadığım engelli arkadaşlarım da belki konuşmak istedikleri bazı şeyler vardır. Bence bugün çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü Orta Doğu...
çok çok eskilerden engelli ipe bağlayıp, yani o orta çağ zamanlarında o engelli ipe bağlayıp şey temizletiyorlarmış onlara. Fabrika borusu. O zamandan bu zamana geldik, bir farkındalık yaratıldı. Herkesin değerli olduğunu, mesleğini yapamasa bile yeniden meslek sahibi olabileceğini, topluma katılabileceğini, sosyalleşebildiğini, yeter ki ben buradayım, ben varım, ben değerliyim diyebilmeleri, kendi başına yeteni biliyor olmaları, yani sondasını takmaları, doğru sandalyede oturmaları, kendini ifade etmeleri çok çok değerli hocam. Çünkü gerçekten bizle beraber uzman doktorlar şu anda profesör oldular. Ve bizle beraber omurilik felcini tanıdılar. Çünkü ihtiyaçlarımızı doğru insana doğru şekilde anlattığımız zaman onlar da bizim hastalığımızı, bize nasıl yardımcı olacaklarını çok iyi biliyorlar. Dışarı çıksınlar, takıldıkları her noktayı bildirsinler. Gerek bakanlığa, gerek özel sektöre, neredeyse eğer. Evlerinde hapis olmasınlar, üretsinler. Yani şu anda hocamın dediği gibi tekerlek sandalyeyi dışarı çıktığımız zaman tekerlek sandalyeyi görüyor onu insanlar. Söylesene. Evet. Onlar seni duymuyor. Bu da benim torunum. Ama duymuyor. Ama sen, bende kulaklık var. Olayı dezavantajlı durumluyken avantaj duruma çok rahat çevirebiliriz. Artık belki tahtımız var, bahtımız yok ama en azından bir tahtımız var. Diğer arkadaşlarımla söz vermenizi belki isterler onlar da. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bugün tamam. Farkındalık konuşmasını bizlerle beraber zaman ayırdığınız için değerli hocam. Ben teşekkür ederim Semra Hanım. Bizim zaten şeyimiz bu. Yani şu anda bu bizim tabii derneğimizin tanıtım şeydi. Ama birkaç kelimeyle özetlersek, omurilik yararlanmalı bireye ulaşan hizmet standardını arttırmak, mümkünse en iyi hale getirmek. Bunun yolu SGK'yla konuşmaksa SGK'yla konuşmak. Bizim daha iyi yaptığımız, size hizmet verecek başta FETR uzmanları ama benzer uzmanlık dallarındaki uzmanlık öğrencilerinin en iyi eğitimi almalarını ve bu vesileyle size en iyi hizmeti vermelerini sağlamak birinci aşamada. Ancak sizlerle birlikte yaptığımız işbirlikleriyle çok daha nitelikli, çok daha kapsayıcı hizmetler verebiliriz. İyi niyetli ve çalışkan bir ekip var. Bu konuda uğraşan, tamamen amatör, tamamen gönüllülük esasına göre uğraşan. Tabii ki istisnalar vardır ama büyük de bir grup var. Muhtemelen işbirliğiyle neye ihtiyacınız varsa buna yönelik de şeylerimiz olacaktır, katkılarımız olacaktır. Değerli hocam, biz Türk Omurilik Felç Derneği'nin öncelikteki kuruluş amacı yeniden omurilik felci olmamaları adına toplumu bilinçlendirmek. Anaokulundan üniversiteye kadar bu konuda zaten çalışmamız devam ediyor. Birçok derneklerle de işbirliğimiz devam ediyor. O yüzden her türlü çalışmayı biz de sizinle beraber varız. Tamam. İnşallah işbirliğini sürdüreceğiz. Ferhat Bey bir şey yazmak ya da konuşmak istedim. Ferhat Bey şey veriyorum size, devam ediyorsa talebiniz ya da buradaysanız. Başka söz almak isteyen kimse var mı acaba? Bir Ferhat Bey diye bir katılımcımızın bir şeyi istedi. Ancak galiba vazgeçti. Değerli omurilik yaralanmalı bireylerimiz, değerli hocalarımız, meslektaşlarımız, bir şeyiniz var mı? Semra'nın önerisi üzerine bir katkıda bulunmak. Şu da var, tüm bu konuşmanın, tekrar söylüyorum, tamamı rafine edilip sitemizde yayınlanacak. Şeylerin hepsine de açız, daha önce bilgilendirme konuşmalarımız filan da vardı. Bunların hepsi YouTube'larda yayınlanacak. Hocam Yeliz Hanım el kaldırdı Müftü Hocam. Kim efendim? Yeliz Hanım diye bir arkadaşımız el kaldırdı. Yeliz Hanım Yeliz adıyla ekranda. Tamam, açmaya çalışıyorum o zaman. Merhaba. Evet, sesim geliyor. Tamam, geliyorsam. Ben Yeliz Tekmen. 1988 Kevze doğumluyum. Azen Tokatlıyım.
Yüksekten düştüm. 19 yıldır engelliyim. Engelliyim diyorum çünkü birçok yerde engelleniyorum. 19 yıldır da üniversite bakım merkezinde kalıyorum. Burası bize çok uygun olduğu için çok rahatız. Adı gibi çok güzel bir yer. Para alınmıyor bizden. Dışarıda engelliye karşı tek sınavımız bir nevi. Çok heyecanlı konuşamayacağım, özür dilerim. Nerede kalıyorsunuz Yeliz Hanım? Tam duyamadık. Üniversite Bakım Merkezi. Hangi şehir? İstanbul Türkiye Üniversiteleri Derneği'nin. Ha, harika, tamam. Peki. Tamam. Rahatsınız şeyde, kurumdan memnunsunuz. Evet. Ya evdeyken çok farklıydı. Buraya geldik, hayata büyük bir adım attık. Tamam. Hüsnü Ayık Bakım Merkezi. Tamam. Şimdi benim bildiğim bir yerde tam anlayamadım. Şimdi çok güzel. Bunlarla ilgili belki Semra Hanım sizden bu şeylerinizle ilgili belki bir tanıtım videosu isteriz bir süre sonra ve biz de kendi sitemize koyup hastamıza bilgi veririz. Bazı şeyleri biz de Ankara'dan çok iyi bilmiyoruz. Bunları belki şey yaparız. Müsaadenizle bu aktiviteyi sonlandırmak istiyorum. Başta konuşmacılarımıza Semra Hanım'dan Yeliz Hanım'la ilgili bilgi. Yeliz Hanım'a tüm şeyi için teşekkür ederiz. Katkıda bulunduğu için de çok teşekkür ediyoruz. Başta Ozan Hoca'ya ve Özlem Hoca'ya ama öncelikle tüm katılanlara, Türkiye'nin birçok yerlerinden omurilik yaralanmalı bireylerimizi olduğunu gördük. Bu konuda başta Türkiye Omurilik Felçleri Derneği bu linki ve bilgiyi veren, o da başta o yetkililere ve diğer dernek yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Özlem Hoca, Ozan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu dediğim gibi sitemizde yayınlanacak. Katılan hocalara, meslektaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl omurilik yaralanması gününde görüşmek üzere diyorum. Şeylerimizle, profesör meslektaşlarımızla başka ortamlarda çok daha önce birçok şeylerde omurilik yaralanma bireylerle görüşmek dileğiyle. Son bir şeyim var. Sinan Hocam, sağ olun. Peki, çok çok teşekkür ederim Ozan Hocam. Hoşça kalın herkese. Bilgi Hocam'a da sevgiler. Bilgi Hocam, Muğla'dan. Bilgi Hoca da buralarda. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah.